33 zam yaptığınız işçilere el kaldırdığınız amaç ya boşver el ocağı sıkışsın. Şimdi çok seviyorsunuz o işçileri. Şimdi el kaldırın onların maaşını ödemek için. Ha billahi de o 4,5 milyon işçimi harcayacaktım ya. Keşan Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağladı. Keşan Belediyesi konferans ve tiyatro salonunda sosyal mesafeli şekilde gerçekleştirilen toplantı, Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılan meclis üyelerinin salona girişlerinde ateş ölçer ile ateşleri ölçüldü, dezenfektan ve maske verildi. Olağanüstü toplantının en dikkat çeken maddelerinden biri personel maaşları için İller Bankası'ndan kredi talebi oldu. Toplantıda ülkemizde yaşanan COVID-19 salgınından dolayı vergi, kira, harç, su ve benzeri tahsilatlarında düşüşler olduğundan personel maaşlarının ödenmesinde kullanılmak üzere 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli 4 milyon 500 bin Türk lirası kredinin İller Bankası Anonim Şirketi'nden kullandırılması için Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu'na yetki verilmesi görüşüldü. Bu maddeden önce söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu, personelin 8 aydır maaş alamadığını belirterek, İller Bankası'ndan gelen teklifle malum 3 ay bir koronavirüs sorunu yaşadık, şirketlerimiz maaşlarını ödeyemez hale geldi ama devlet ve hükümetimizden büyük destekler geldi. Bu desteklerle başarılı bir koronavirüs ekonomisiyle bugüne geldi. Bundan sonra da tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor. Yine belediyeler konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 ay kesinti yapılmaması kararı alındı. Belediye bu süreçte neler yaptı, herkesin bilmesini istiyorum. Dünya ekonomisi sarsıldı, kepenkler kapandı. Dünyadaki ekonomik krizi hepiniz yaşıyorsunuz. Biz hizmet etmek için, personelimizin maaşlarını ödemek için canla başla bu 3 ayı geçirdik. Geçen ayda paylarımız eksik gelmesine rağmen bir şekilde 60 ay maaşımızı vereceğiz dedik. Çünkü personelimiz bizim için alın teri. Keşan Belediyesi'nin personeli, başka kurumların personelleri gibi değil. Sağlık çalışanı kadar çok kıymetli. İdari izinlerinde çalıştılar. Büyük bir kısmı mesai almadı. 8 ay maaş alınmayan süreçte biz meclis olarak Keşan Belediyesi'nde bu maaşlar alınacak dedik. Bugünlere kadar geldik ama gelecek tablonun 3 ay boyunca sadece maaşlara verilmek kaydıyla bu İller Bankası'ndan az sayıda gelen bu imkanı Keşan Belediyesi'nin meclisine taşıdık. Karar meclisin, hep beraber tartışacağız. Burada alın terini, emek terini korumak için birinci maddeye koyduk. Çünkü personelimizin de kulağı bu mecliste. Önümüzdeki günlerde alınamayacak bir maaş sistemi var. İller Bankası'ndan 1/3'lük bir pay geliyor. Belki karınlarını doyuracak kadar maaş alacaklar. Ama bugünkü kredi kararı çıkarsa 600'e yakın personelimiz kulakları bizde. Meclisin onlara sahip çıkmasını bekliyorum dedi. Bu kredi sadece 600 çalışan için. Ne bir benzine, ne bir ben Elvacıoğlu olarak da maaşımı almayacağım şimdi. Müşteri vereceğiz ama ben de alacağım, başkan yardımcıları da alacağım. Yeter ki olan parayı personeline vereceğiz. Olan parayı. Bu krediyi alacağımız parayı başka yerde harcamayacaktık. Personelimize vereceğiz. %33 zam yaptığınız işçilere el kaldırdığınız amaç ya boşver Elvacıoğlu sıkışsın. Şimdi çok seviyorsunuz o işçileri. Şimdi el kaldırın onların maaşını ödemek için. Ha billahi de o 4,5 milyon işçimi harcayacaktım ya. Grup başkanlarının konuyla ilgili düşüncelerini dile getirmesinin ardından yapılan oylamayla İller Bankası'ndan 4,5 milyon TL kredi alınması oy çokluğu ile reddedildi. Olağanüstü toplantıda ayrıca ilçede bulunan at arabalarının Keşan şehir merkezi ve mücavir alanlarında her türlü amaç için kullanımının yasaklanması da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. At arabalarının motorlu yük taşıma aracına dönüştürülmesine ait proje kapsamında 100 adet triporter aracının belediye tarafından satın alınması ve daha önce kayıt altına alınan at arabası sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi hususunda Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu'na yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü maddeyi de kabul edenlerin oylarına sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, dördüncü madde lütfen.